Buradaki herkes harika bir şey yapmıştır. Bir şekilde kendinizi etkilediğiniz olmuştur değil mi? Bu mümkün değil, işe yaramaz diyenler oldu. Ama siz geleceğinizde bunu gördünüz. Onlar sizin gördüğünüz şeyi göremedi. Ve bu görüntü size ilham verdi. Bir anlamda bedeniniz geleceği tatmış oldu. Siz geleceğe gitmiştiniz, oysa onlar geçmişteydi. Sizinle konuşurken o nasıl olacak, bu nasıl olacak, şöyle olursa ne yapacaksın demişlerdir. Size göre ise bu çok mühim bir şey değil. Küçük bir şey. Çünkü zaten oradaydım. O dedikleriniz olursa hallederim. Ve siz bir karar verdiniz. Geleceğinizi belirlediniz ve bedeniniz elektriklendi. Ve sizin zihninize cevap vermeye başladığında sizin de ensenizdeki tüyler dikildi ve olay gerçekleşmeden önce siz bunu deneyimlemeye başladınız. Bolluk, bereket, ilişkiler ve hayatınızda olmasını istediğiniz her şey, bunların hepsi duygusal bir mutluluk içindir. Öyle değil mi? O zaman bu duyguyu tatmak için olayı neden bekleyelim? Bir yaratıcı bu şekilde söyler. Yaratan kişi bunu yeterince deneyimlediği için beyni de bedeni de nasıl bir şey olacağını biliyor. Ama bunun bir karşılığı var tabii. O da olay gerçekten olduğunda beklediğinizden daha müthiş olması. Çünkü artık duygularınız bütün deneyim boyunca devrede ve kuantum alanı artık bu olayın organizatörü. Bunu yapan siz değilsiniz olayı hiç beklemediğiniz bir şekilde başlatan büyük akıldır. Zaten yeni ve beklenmedik bir şekilde olması lazım. Çünkü böyle olmasa yeni de olmaz. Katılıyor musunuz? Yani şayet bilseydiniz, bunu bugünden bilseydiniz, bir geleceğe bağlı olduğunuzu bilir, bu konuda tutkulu olur ve bu olasılığa sahip çıkardınız. Konuyu her gün alana nakşetmeye devam ederdiniz. O olayı olmuş gibi yaşardınız. Ve ne olacağını da bilirdiniz. Çünkü beyniniz ve bedeniniz bir uyum durumunda birleşirdi. Siz sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Çok heyecanlı. Hı? Evin içinde adımlarınızı sürükleyerek uyanmaya çalışmıyorsunuz değil mi? Ben buna okul gezisi olayı diyorum. Okul gezilerini bilir misiniz? Çocukluğunuzu hatırlayın. Ertesi sabah geziye gideceğinizi bildiğinizden sabah herkesten önce kalkıp üstünüzü giyinirsiniz. Gitmeye hazırsınız. Anneniz sizi uyandırmaya 4-5 kere gelmedi. Siz çoktan kalktınız. Neden? Çünkü değişik bir şey olacak. Siz de yeni bir şey istiyordunuz. Rutinden sıkılmıştınız. O an ne oldu bize? Bedenimiz çoktan olayın içine girdi. Bilinmezi yaşamak istiyor. O halde bir olasılık görmeye başladığınızda ve kuantum alanındaki potansiyelle bağlantı kurduğunuzda orada kaç olasılık vardı? Birkaç tane. Sonsuz diyecektiniz değil mi? Yani kuantum alanında sonsuz olasılık potansiyeli varsa o halde sonsuz da deneyim var, değil mi? Yanınızdakini dürtün hadi. O halde sonsuz deneyim varsa sonsuz da duygu olmalı. Katılıyor musunuz? Ve bunların suçluluk, utanç, değersizlik hisleriyle bir ilgisi yok. Çünkü yeni deneyimlerin duyguları huşu, hayranlık, sihir ve gizemle ilgilidir. O halde kendi geleceğinizi yaratıyorsanız ve tabii geleceğinizi tahmin etmenin en iyi yolu onu her gün bilinmeyenden yaratmak olduğu için her sabah okul gezisine gidermiş gibi bugün çok güzel bir şey yaşayacağız diyerek kalkmanız lazım. İşte bilinmeyene kucak atan umut enerjisi tam da budur. Bilinmeyene kucak açan, gizeme kucak açan ve hayatınızdaki mucizelere kucak açan budur.